Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda admin panel CSS tasarım yapacağız. Tasarım için admin.lt diye bir template var. Ücretsiz. Onu kullanacağız. İlk etapta onu indirelim. Siteye geldik. Toplantı bit. Buradan şöyle tıklıyorum. Şuraya tıkladım. 3.02 3.2.0'ı. Buradan gibi olanı indiriyorum. Şu an indi. Şuradan açıyorum onu. Tamam, bitmek üzere. Tamam dedi. Bitmiş oldu. Kopyalayayım. Şöyle arkadaşlar. Bunu da buradan ayıklıyorum. Projemizi böyle tam tersi yapalım. Şuradan klasörümüzü açtım. Burada bize ne lazım? Bu list lazım ve pluginler lazım. Böyle yapabiliriz. Hem şey belli olsun diye aslında şuradan bir etapta bir tabi sildim. Burcu dört tane silmiş olduk şey sayfaları sileceğim. Yeni bir tane daha açacağım. Şuradakilerin de silince bana sadece bu sayfa kaldı. Şöyle yapıyorum. Bunu aşağı indirdim. Şöyle. Türü sağ tarafıma aldım. Şöyle arkadaşlar. Sağ bunu kopyaladım. Buradaki review'un içindeki klasöre attım. Lib klasörü var. O klasöre yapıştırdım. Şu an ekleniyor. Eklendi arkadaşlar. Şöyle klasörler. Burada. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Şunu tekrardan sildim. Tekrar bir klasör açtım. Buradan. Arkadaşlar buradan bakıyorum. Böyle. Ayfren indeks sayfası. Şimdi oh, taş.
Bu şekilde başlayalım bakalım. Şimdi kaynağı gösterebileceğiz. Kopyala diyorum. Buraya geldim. Evet, Aries'e geliyorum. Kontrolüz. Burada bir var. Şarit. Şarit edin. RT. Şuradaki şu render body önemli. Şimdi ilk önce şöyle bir yapıştırıyoruz. Aslında şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hepsini atmayalım. Mesela böyle yaptık. Şimdi tıklıyorum. Mesela şöyle silersek bakın içi boşalmış oluyor. 5 puan. Şurayı böyle kontrol C ile aldım. Şurada şunu kapatıyorum. Dedim. Ya. Bulut şurada bir bağlı kontenti şey yapalım. Burası bir bölüm. Bu 5 kod B1 hemen şuraya bakıyorum. 5 kod B1 5 kod hemen şu div tarafını üstüneydi. Main content. Dashboard'u bir content header. Content header. Bakın şurada. Class content de burada şimdi şöyle bir çalıştıralım. Şu an bir değişiklik yapmadım. Şöyle. Ha, render body'mizi ekliyorum. Oyunları eksiliyor. Buyurun. Content header. Solved dedik. Orada ne vardı? Mailbox. Arkadaşlar şuradaki şu row olayı var ya şunları alıyoruz. Burası bizim gövdemiz. Render body. Şöyle. Şimdi bir çalıştırıyorum.
Olacak. Heh, şu an sayfa geldi. Şeyleri ayarlayacağız. Ne planı ayarlayacağız? Şöyle. Plugin istiyor. Şöyle. Fil işareti yapıyorum. Yani şurayı böyle kopyalayıp plugin'leri böyle direkt root veriyorum. Tamam, burası list de veriyoruz. Zaten ana root oluyor. Bu şekil. Bu da bu tarafta başka bizim canım bir şey var mı? Ona bakıyorum. Bir dosyadan da bu şekil. Güzel. Bakalım doğru olacak mı? Başka var mı? Şöyle kaydedelim. Evet. Bakın. Şeyler geldi. Şu imajlara da yani IMD diye aratalım. Burada var. IMD diye var. Başka var mı? Burada var. Önce bir normal şeyine sokalım, düzenine düzen oluşsun. Sonra biz kendimize uyarlarız onu. Hani çalışır halde olsun mesela. Burası da tamam. Başka bir başka mı? Bir daha çalıştırdım. Evet. Burası tamam. Etnik Lex. Şimdi burayı da kendimize göre uyarlayalım. Burası nasıl olsun? Şu düzen bizim için iyi gibi. Şu düzen bizim için iyi gibi. Şuna bakalım. Kalender gözü yok. Şuradan geldik. Böyle. Şöyle bir daha. Nasıl şöyle bir saniye. Evet, açtık. Şimdi dashboard'tan başlıyorum.
Şöyle yapayım. Şöyle bir için. Beş. Beş bot. Mesela şuraya. Yani bir kalabilir. Şunu şöyle sildim. Mesela gitti. Bir kalabilir. Şuradan aşağısına kadar sil arkadaşlar. Böyle yaptım. Şöyle example'a kadar geldi. Araya bir now header atarsak sonra atarız. Şu an için gerekli değil. Burayı komple sildim. Search'de atıyorum şu an. Yalsın. Bu da şöyle de ekmeği diyelim. Ya da şey, aliyasını var. Bunu da ekleyin. Ekleyin. Evet, çevirdim. Başka nerede vardı? Nedir? Şöyle kaydettim bir daha. Başka da var. Burayı düzeltmedi. Şimdi böyle kalsın. Şimdi bir de bu şeyi ayarlamamız lazım. Yani bu sayfanın buradaki durumunu ayarlamamız gerekiyor. Şimdi oralara sonra bakacağız. Mesela şöyle admin home index. Hemen şöyle de sonra klasörünü açıyoruz. İndeksi bir daha tıklıyoruz. Böyle açıldı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sağ tıklayalım. Şimdi burada kartlar var. Dashboard'un altında şimdi üçe bölünmüşler. Burada row demiş. New class row. Şunu hemen şey yapalım. Şuradan
da öyle şey. Evet. Heh. Şuradan kaynaklanıyor. Gidiyoruz. Aslında bu yapıyı şeye eklemeyeceğim bir saniye. Şey nerede? Render. Şöyle. Dil edit. Class. Role. Şimdi son. Bu indekste de heh. Bakın tam oturdu. Ama tabii bir sayfa yapısı oluşturmamız da gerekiyor haliyle. Böyle. Üçü elemanlar cene oluyor. Bir bakalım. Yok bu şey. Şey gelmez. Sizin genel sayfanız. Okey. Ve kolay. Mesela bunu kullanabilirsiniz. Kullanıyoruz. Ne işe yaradı? Ne koydu? Şimdi indeks olduğu için ilk sayfada şey olması lazım. Kontak ilk sayfada liste olması lazım. Bugün sayfalarımız da varmış böyle. Tamam. Bunları kullanalım. Ben project et. Şimdi buna çok gerek yok. Detail et dedik. Mesela şu olabilir. Bunu alalım. Bunu alalım. Şu header files olan neyse bu. Böyle bir izlenim. Şu komplesi. Kopyaladım. Böyle. Yani böyle yapmış olduk. Lakin tabi diğer tarafta row verdik. Burada row'un boyutunu vermemiz gerekiyor. Burada şuna bakalım. Mesela burada M6 demiş ya. Class Call ND onu biteceğiz biz tabii ki. Böyle yapınca şimdi gelelim. Bizim bölüme bakın. Komple şey yapmış oldum. Ama tabii benim burada bu liste oluyor olacak. Ondan harici de şey olması lazım. Sağ üst köşede butonum olması lazım. Ben bu butonu bakalım buradan buluruz herhalde. Şöyle form
Let's do one Aslında o şunlardan mı alsak? Olmuş. Tam bir sanki. Ya butonu koymuş ya, bir önce bunu al. Sonra bunu gri yapalım. Doğru. Evet. Şimdi bunu böyle yaptık. Bu arama işini şuradan alalım. Floyd White neymiş? Please hold on. Control. Şöyle bakalım. Aslında test yaptık. Bu kalacak. Şunu alacağız. Bunu bir var. Yok. Class. Şöyle. Ekran olacak yani. Tonda mıydı şey? Right yaptım. Bakalım ne olacak. Olmadı. Evet. Şuradan şeye bakalım. Worldwide. Şuradan mesela burada bir tane bakalım. Nasıl işler? Bu kart değiştirmiş. Lord kart. Evet, kart. Hemen. Şuradan. Böyle aradaki şey sildim. Arkadaşlar şuradaki aradaki divi silince float right deyince de bu buraya yerleşti. Tabi bunun rengini de bu şey yapalım. Bu
Abimin güzel. Hoşuma gitti. Mesela Pages dedik, Ed dedik. Mesela şu hoş renk. Kartın kart sekundum. Kart benim. Pardon. Şöyle. Nereye edeceğiz bunu? Kart üstüne. İşte. Kart sütunları. Deyince. Evet. Şurada büyük oldu buraya ama. Şurada buraya. Tamam, kendim. Yansıtılmış. Son şey. Bunu şey dedim. Bu konu sen yapabiliyor muyuz? Bir dakika. Onu hemen şuradan bakalım. Etene X normal sen böyle yaparız. Etene sevme. Küçük oldu. Hatta bir şey daha küçültebilir miyiz? X. X. Hayır, buraya buradan kılıcımıza create de gideceğiz. Şu şeye bir tasarıma bakalım. Temel oldu. Tables. Tables'e bir daha bakalım. Biraz daha boş. Aynen. Bu içeride Tables bu. Burada aldım bunu. Nereye? Şuraya. Şimdi şey değişecek. Tabii bu school ayrıca oluyor. Yüksektir. Ona da bakalım. Gitti. Yükseklik gitti. Tabi burada dashboard olacak. Bir durum. Ama en azından şeyleri tamamlamış olduk. Şimdi sen menüleri şuradan
Mori Mori mesela. Katılmadılar. Kategoriler. Ondan sonra böyle bir item. Kopyaladım. Kullanıcılar. Kullanıcılar. Burada ikonunu mesela user koyabilirim. Rhino Özel kullanıcılar. Başka ne olur? Yani ürün. Ürünler. Ürünler. Ne deriz buna? Çıkarımlar. Böyle bir şey var. Bir konu ekliyorum. Sonra sistem ayarlayacağız mesela. Şimdi bir kalk. Bunlar geliyor. Onu da böyle demiş olduk. Şimdi çok tasarıma şey yapmayalım, yani takılmayalım. Çünkü sonrası daha farklı şeyler de ekleyeceğiz. Bir de mesela şey tarafını yapalım. Şöyle bakalım. Zaten nasıl altyapıyı oluşturduk mu gerisi kolay. Buraları kendimize göre düzenleriz, şey yaparız, yaparız, büyük kaldıracağız. Mesajlar şöyle. Şimdilik bu kadar. Sonrasında daha farklı şeyler denk geldikçe mesela şimdi kullanıcılarda da en azından bir düzeni oturtturur. Altyapıyı bir tamamladıktan sonra zaten tasarımın altyapısını oluşturduk. Altyapıyı yani yazılımsal olarak, backend olarak altyapıyı oluşturduktan sonra, tamamladıktan sonra zaten burada da ince detaya gireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.